lüks elektrikli sedan Mercedes EQS sınıfının standartlarını değiştirme hedefiyle geliyor. Markanın sıfırdan tasarlanan ilk elektrikli modeli olan EQS, 107.8 kWh kapasitesine sahip bir elektrikli motorla geliyor. Bu motorun WLTP standartlarındaki menzili ise 770 km. Aracın şarj süresi ise değişken. 11 kW AC şarjda pili 10 saatte, 22 kW AC şarjda 5 saat, 200 kW DC şarjda ise 31 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edebiliyorsunuz. EQS doğru akımlı DC şarj istasyonlarında 200 kW'a kadar şarj edilebiliyor. 300 km'ye kadar WLTP menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor. İç mekanda markanın HyperScreen adını verdiği devasa bir ekran bulunan otomobilde bu ekran yolcu tarafına doğru devam ediyor. Yolcu tarafındaki OLED ekranın boyutu ise 12.3 inç. Mercedes-Benz Ambition 2039 girişiminin bir parçası olarak önümüzdeki 20 yıl içinde karbon nötr yeni bir araç filosu sunmayı hedefliyor. Bu hedef uygun olarak EQS modelinin birçok parçası da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. Markanın daha önceki modeli olan EQC'de de bulunan bir özellik bu yeni modelde de mevcut. Ön farlar kaputun uç kısmında da devam ediyor. Aracın kapıları da Tesla modellerinde olduğu gibi gizlenebiliyor. Bu ve benzeri tasarım detayları sayesinde Mercedes EQS'in sürtünme katsayısı da 0.20 değerine düşürülmüş. Aracın hem ön hem arka tasarımında far ve aydınlatma elemanlarının tamamı LED teknolojisini kullanıyor. Ön rüzgara ve far tasarımı markanın EQC modeline fazlasıyla benziyor. Arka tasarım da yine LED ışıkların kullanıldığı bir tasarım anlayışına sahip. Mercedes EQS sürüş teknolojileri otonom sürüş seviye 3 özellikleri sunuyor. Aracın üzerinde 8 adet işlemci, 24 GB RAM ve saniyede 46.4 gigabit veri yolu bant genişliği bulunduğu da açıklandı. Yapay zeka destekli elektrik zekası isimli özel bir sürüş modu da bulunan araçta bu mod sayesinde hava durumuna, yol durumuna ve dış etkenlere göre en uygun menzil hesaplanıp ona göre bir rota sunuluyor. 5.2 metre uzunluğundaki araç 1.93 metre genişlik sunuyor. Çift renkli olarak satın alınabilen otomobilde arka koltuktaki yolculardan unutulmamış. Onlar için de ön koltukların sırtlarında 11.6 inç büyüklüğünde ekranlar bulunuyor. Opsiyon olarak önde ve arkada otomatik konfor kapıları sunuluyor. Sürücünün araca yaklaşmasıyla ilk olarak kapı kolları yuvasından dışarı çıkıyor. Kullanıcı daha da yaklaştığında sürücü kapısı otomatik olarak açılıyor. Sürücü M-Box'u kullanarak örneğin çocukların okul önünde araca güvenli binmesini sağlamak için arka kapıları da açabiliyor. EQS donanıma bağlı olarak 350 adede kadar sensörle donatılmış. Bu donanımlar mesafeleri, hızları, ivmelenmeleri, aydınlatma koşullarını, yağış ve sıcaklıkları, koltuk doluluğunu ve hatta sürücünün göz kırpma sıklığını ve yolcuların konuşmalarını takip ediyor. Tüm bu bilgiler algoritma tarafından kontrol edilen ve yıldırım hızında kararlar veren özel kontrol üniteleri tarafından işleniyor. Yeni EQS, yapay zeka sayesinde öğrenme yeteneğine sahip ve buna bağlı olarak yeteneklerini yeni deneyimlere dayalı olarak geliştirebiliyor. Otomobilin iki farklı sürümü piyasaya sürülüyor. Mercedes EQS 450 Plus isimli modelde tek motor bulunuyor ve arkadan itişli. Bu model 333 beygir güce ve 568 Nm torka sahip. Bu modelin 0-100 km hızlanması ise 6.2 saniye. Mercedes EQS 580 Formatik sürümü ise 4 çeker olacak ve 524 beygir güç, 855 Nm tork üretebilecek. Bu otomobilin 0-100 km hızlanması ise 4.3 saniye. Her iki modelde de maksimum hızın saatte 210 km ile sınırlandığını belirtelim. Araçların ağırlıklarına baktığımızda ise EQS 450 Plus modelinin 2480 kg olduğu görülüyor. EQS 580 Formatik modeli ise 2585 kilo ağırlığa sahip. Otomobilin fiyatı açıklanmazken bu yılın son çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacağını da hatırlatalım. Peki siz bu otomobili nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Teknoloji kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.